Herkese merhaba. Evet, buradaki bu, bilmiyorum bunlar Echeveria mı, sezum cinsinden mi? Yani burada bunlar buruşa buruşa bir hal oldular. Ben yine oradan oraya hareket ettirme işine gireceğim. Bunlar üçü burada çok güzellerdi ama yani kökleri, minik kök yok. Hep böyle eski büyük kökler duruyor. Yeni kökler çok büyütememişler. Bir tek bunun var. O da iyi tutmuyordu zaten. Ben de bunları buradan koparttım. Zaten bu echeveryalarda, evet, herhalde buraya dikeceğim. Bu söktüklerimi. Burası biraz böyle ağacın altında. Echeveryaları daha çok dikmeye çalışıyorum. Gerçi her cinsten var da. Şimdi şuraya bu söktüğüm echeveryalardan biraz daha bir delik açalım orada. Aslında şunu birazcık çekip bir tane de şuraya koysam, bu tutmuş mu? Bu da tutacağı tutmuş bunun da. Köklenmiş yani. Ben birazcık şunu kaydıracağım. Aslında burayı büyütsem mi? Bir tane şuraya dikelim. Evet. Şunu da şuraya da bir tane diksem mi? Bilemedim. Üçlü daha güzel olur aslında ama. Bu taşlı topraktan biraz daha var. Buraya eklesem mi? Değiştirsem mi? Şimdi bilemedim. Bu siyah renkli görünmüyor çok. Toprağın içinde. Toprakla birlikte. Evet, gene galiba şuraya. Altta çok sert vallahi. Bunun kenarından yavruları falan da çıkmış. Bir koyum nasıl olacak? Aslında fena olmadı. Tamam. Şuraya birkaç tane taştan koyalım. Bir tane de bu Echeveria Liliana var. Onu şu alt yapraklarını koparalım. Bunu sabah sökmüştüm. Bu da bir şeyler yemiş mi bilmiyorum. Ama onu da şuraya koysam hiç fena olmaz bence. Hafif şu taşı oynatacağım. Bu önümüzdeki birkaç gün hava yaklaşık kaç olacak? 32, 33 mü? Öyle bir şey sanki. Onun için o sıcak, kavurucu sıcaklar yok belki. Bunlar kendine gelebilir birkaç günde. Üstünü örterim zaten ben bunların. Tamam. Şöyle birkaç tane taş etraftan bulsak iyi olur.
Evet. Bunu ezmiş, bakar mısınız? Ay. Oradan alalım onu. Şöyle dursun. Evet, buraya 3 tanemizi diktik. Bakalım bunun orta yaprakları. Bayağı yumuşak. Tutsam şu bunun nasıl? Bu da öyle. Bunlar iyiler. Evet, arkaya geçen dikmiştim. O tarafa bir dolanacağım. Burayı kapattım. Aslında burada bayağı dikecek yer varmış. Belki buraya bir sedum grubu getirip dikebilirim. Burada bir ghostiler var. Şöyle. Şu füşyanın kolunu çekmem lazım. Çünkü bu kolu değil, bu ayrı başına bir füşyaymış zaten. Şöyle yapalım. Onlar grup olsun. Yoksa bunların üstüne biniyor. Onların üstüne binerse zedeleyebilir. Evet. Birkaç tane buraya sildim. Adolfay vardı. Onları da getirip dikersem aslında burası iyi olur. Şu Ghosty'ye bakalım. Ghosty ne alemde? Tamam, o zaman ben onları getireyim. Onları da buraya dikerim. Akşam oldu. Bahçe ışıkları yandı. Hava kararıyor. Evet, buraya bir tane kamp ateşi dikmiştim. O hala köklenmemiş. Anium Sunburst en güzel buradaki. Yani burada bile, en iyi olanı bile bir hasar görüyor zaten güneşten. Bunun hasar şeyi değişik, böyle leke leke yanıyor. Evet, bu Anium'un variegated olanı yani. Bakalım şuralarda. Uçlarını koparayım da yanık yanık görünmesinler. Tamam. Burayı da böylece bitirmiş olduk. Tepsimi alıp gideyim ben. Buradan buranın örtüsünü de kapatayım. Bu sincaplar yemesin diye üstüne ağ koyuyorum ki buranın. Onlar da yaprakları çıtır çıtır yiyorlar. Güneş yakmasa sincap yiyor zaten. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Echeverria Garden'ımıza seçelim. Her şeyi toparlayalım. Şimdi burada minikmiş de bunu almayalım buradan. Şunu da alayım ben. Hatta şu Topsy Turvy'yi de alayım mı? Bir bakayım. Burada ha, bir tane daha varmış. Kıvırcık yapraktan. Bayağı güzel kökü de. Anium kivi. Bilmiyorum şuradan kurtarılabilir mi de. Ay, atayım bunu. Şimdi burada birkaç tane bunun yanına ben o zaman şunları yerleştireyim.
kendine gelsin. Kök lazım. Bir tane daha makas lazım. Evet. Bunun burada yavruları var ama yavrular gitti belki ama olsun. Burada köklensin bu. Örneğimi buradan alıp onu da oraya dikelim. Evet, şu çevreleri buraya koyalım. Burada köklensin bunlar. Aynı cinsten bir tane de bunu da kökünü keselim. Bunu alta gönderelim. Şu tepsimizi de yukarı kaldıralım bunu yine hala. Burada bayağı çok ekilecek dikilecek var. Şu echeveriyaları ben echeveriya bahçesine. Buraya echeveriya bahçesi yapacağım. Şu örneğimi başka saksıya dikeceğim. O da şurada dursun. Burada birkaç tane şunu da oraya götüreyim. Bunlar köklenmiş olanlar. Daha önceden getirmiştim güneşte yandıkları için. Bir de burada semperium var. Ona bir şeyler oluyor. Gitmiş bunun alt yaprakları. Neden olmuş ki? Alt yapraklarını temizleyelim. Buradan zaten bir tane bebek çıkmıştı daha önceden. Aşağıdan da bir tane minik görünüyor. Yaprakları temizleyelim ki bunlar büyüsün. Değil mi? Şurada da var bir tane kuru yaprak. Çöp çöp atalım. Bunun bile yapraklarından kurumuş. Ne oldu bilmiyorum. Bunu ben alayım. Şunları şöyle sıkıştıralım. Böyle koyalım. Şimdi bunları götürüp dikeceğim.